Bismillahirrahmanirrahim. Ve lem yahfa aleyhi şey'un qabla en yahluqahum. Allah Teala mahluklarını yaratışlığından oldun ham biror narsa unga mahfi bo'lmadi. Allah Subhanahu ve Taala'ning ilmini nihoyatda büyüklüğü, her narsani bilishligi, ya'ni her narsani avvaldan bilishligi. Mana yaratishdan oldin biror narsa unga mahfi bo'lmadi. Shu bizning zamonimizda nima bo'lib turgan bo'lsa ve insanlar nimani gapirayotib turgan bo'lsa, insonlarning qalbidan, fikridan, zihnidan, aqlidan nima o'tib turgan bo'lsa, hammasini Alloh taolo bilgan. Biror narsa Allohga maxfi bo'lmagan, yashirin bo'lmagan. Qanasan nihoyatda aniq yaratishligidan oldin. Allohning ilmi mana shu darajada buyuk va bu albatta Allohning taqdiriga ham dalolat qiladi. Bu derecede bilgen zat bu narsalarning hammasini taqdir qilgan, ya'ni o'lchab qo'ygan, bir tartibga solib qo'ygan, nizomga solib qo'ygan. Alloh taolo azaldan mana shu sifat egasidir. Hozirgi bo'lib turgan voqealar, yaxshi va yomon narsalar hammasi azaldan Allohning taqdiri bilan, Allohning ilmi bilan, Allohning xohishi bilan bo'lib turgan narsalardir. Bu bo'lib turgan narsalarga e'tiroz qilgan odam Allohga e'tiroz qilgan bo'ladi. Ve insan oylamasın ki bu narsalar Allah bile yaptı mı, bilme yaptı mı diyen vesveseye düşünmesin. Allah Teala hazırdı koyun, bu kainatı yaratıştan aldın, hemesini bilgenidir. Bir anlasa onge mahfimesiydi. Bunlarda tayyide hikmetler var. Mesela İslami alemde bazı bir namunasip halatlar böyle yaptı, Müslümanlarına bazı yerlerde zulüm böyle yaptı. Bu Müslümanların özlerini, bazı kemçiliklerini sebebiden böyle yaptı. Müslümanlar özlerini ıslah kısa, der o yakşı buladı. Allah-u Teala hem mənəsini biledi, azaldan biləriydi. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَمِلُونَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَهُمْ Ve Allah-u Teala bildi, deyabdi. Onları yaratçılığından aldın, onların əməl kılıcı bugün nəsasını bildi. Yani, هُمْ عَمِلُونَ Onlar əməl kılıcı bugün. İnsanlar etelik, məsələn, Elbette amal kılıçlar köpüyordu. İnsanlar var, cinler var, farişteler var, başka mahluklar var. Amal sahibidir ular. Lekin biz insanlar doğrusu da gapirelik. İnsanlarını Allah-u Teala yaratçılığından aldın. Ular da kendi amal kılıçlığını bilgen. Kim imanda buladı, kim küfürde buladı. Kim dinge hizmet kıladı, kim dinge zarar verdi. Kim takvadar buladı, kim fasık buladı. Kim Allah'tan korkadı, kim korkmuyordu. Kim alim buladı, kim zalim buladı. Hammasini Alloh taolo bilgandir. Yaratishdan oldin bilgan. Shuning uchun insonlarning holatlari o'zgarsa, ularga ham biz hayron bo'lmaylik. Masalan, shayton avval olim edi, keyin kofirga aylanib qoldi. Biz uni olimlik holatida, keyin kofir bo'lishini bilmasdik. Yoki mana Umar, avval kofir edi, keyin mu'minga aylandi, Allohning do'stiga aylandi, xalifa bo'ldi, dinga katta xizmat qildi. Ya'ni Umarning kofirligi vaqtida hech kim bilmasdi uni, keyinchalik avliyo bo'lishligini. Ammo Alloh subhanahu va taolo bilardi. Yer osmonlarni yaratishdan avval yaxshi bilardi. Butun jinlar, farishtalarni yaratishdan oldin yaxshi bilardiki, shayton o'z vaqti kelganda odamga sajda qilmaydi, kofir bo'lib ketadi. Umar esa o'zi kofir, yana payg'ambarni o'ldirish niyatida uydan chiqadi-yu, lekin Alloh tarafidan hidoyatlanib, keyin mu'min bo'lib ketadi, dinga xizmat qiladi. Hammasini Alloh taolo bilgan. Ve amarahum bi ta'atihi. Ve Allah Teala mahluklarını özünün itaatiye buyurdu. Her nesini biledi. Yani buyuruyor. Elbette bu ikilisinin ortasında alaka var. Mesela Allah Teala kaderde her nesini yazıp koyuyken bu ise, her nesini bilgilip koyuyken bu ise, mahluklar şu kaderge göre yaşaşlığı, keçiliği mecburiymez. Allah Teala onları mecbur koymayan. Yani halasınam, halamasınam kafir bulasan Firavun yoxşab, yoki halasınam, halamasınam mu'min bulasan İbrahim aleyhisselam yoxşab degani yok. Balki Allohga itoat qilishlikka buyurdi va nahahum an ma'siyatihi. Allohga ma'siyatdan, Allohga isyon qilishlikdan, Allohga qarshi chiqishlikdan Alloh taolo mahluqlarni nahiy qildi, qaytardi, man qildi. Ya'ni amr va nahiy sodir bo'ldi. Ba'zi ishlarga buyurdi Alloh taolo, ba'zi ishlardan man qildi. Taqdirde Allah subhanahu wa ta'ala buyurup, mecburidip yazgeni yok. Kaderde
bunday holatda belgilagani yo'q. Balki sifatlarini bayon qilgan. Alloh taolo qadarda yozgan, masalan, Firavun to'g'risida. Firavunga biz haq yo'lni ko'rsatdik. Mana hatto Musoni jo'natdi payg'ambar qilib. Ammo shuncha ne'matlarni, shuncha da'vatlarni, haq yo'llarni zoya qildi va shaytonning yo'lini, kufr yo'lini tanladi. Ya'ni tanlaydi deb yozib qo'ygan Alloh taolo. Umar to'g'risida u kufr dedi, kofirlar uni zulmga, payg'ambarni o'ldirishga targ'ib berishar edi. Va ba'zi sahobalarni Umarga jo'natdik da'vat qilishligi uchun sahobalar da'vat qilishdi. Umar da'vat yo'lini, haq yo'lini, islom yo'lini tanlaydi deb yozib qo'ygan. Va kullu shay'in yajri bi taqdirihi va mashiatihi. Har bir narsa Allohning taqdiri va xohishi bilan joriy bo'ladi. Joriy bo'ladi degan aslida oqadi degan. Yajri oqadi degani. Hayotda, koinotda bo'lib turgan, ya'ni vujudda nima bo'lsa, ular hammasi Allohning taqdiri bilan bo'lyapti. Allohning taqdiridan tashqariga chiqishlik mumkin emas. Hech narsa Allohning qadaridan tashqariga chiqalmaydi va har bir narsa Allohning xohishi bilan bo'lyapti. Imom Tahoviy bun bilan albatta kofirlarni va adashgan musulmonlarni rad qilyaptilar. Ba'zi bir kofirlar, masalan, mushriklar aytishardiki, Muhammad alayhisalomga muxolifat qilib qarshi chiqib, Alloh taolo har narsani taqdir qilgani yo'q. Bir inson tug'iladi, keyin u yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, uni Alloh taolo bilmaydi. U yaxshi bo'lgandan keyin yaxshi bo'lganligini biladi, yoki yomon bo'lsa, keyin yomon bo'lganligini biladi degan buzuq aqidasi bordi Makka mushriklarini. Hozir ham kofirlarda, yahud nasroniylarda va boshqa mushriklarda qadar to'g'risida va Allohning irodasi, mashiyati, xohishi to'g'risida buzuq aqidalar bor. Imom Tahoviy avvalo shularni rad qilyapti. Unda emas. Har bir narsa Allohning taqdiri bilan yuradi, oqadi va Allohning xohishi bilan bo'ladi. Biror narsa Allohning xohishidan tashqari bo'lmaydi. Demak, Alloh shu darajada buyukdir, faqatgina unga bog'lanish, yalinishlik kerak. Bizning taqdirimiz Allohning qo'lida. Allohga yalinamizki, Alloh taolo bizni go'zal yo'llarga, haq yo'llarga, yaxshi yo'llarga hidoyat qiladi. Va musulmonlarning ichida ham ba'zi bir toifalar, yahud nasroniylar, faylasuflar va mushriklardan ta'sirlanishib, buzuq aqidalar kirdi ular ichiga. Ba'zi musulmonman deganlar bor, qadariyalar deyiladi. Ular qadar masalasini inkor qiladi. Va Allohning xohish masalasini, irodasi to'g'risida ham buzuq aqidalari bor. Tahoviy ularni ham rad qilyapti albatta. Va mashiyatuhu tanfuzu. Alloh taolaning mashiyati nofiz bo'ladi, o'tadi. Hokim bo'ladi. La mashiyata lil ibad. Qullarning esa mashiyati yo'q. Qullarning irodasi yo'q. Buni ham biz to'g'ri tushunishligimiz kerak. Qullarning hech qanday iroda haqqi yo'q. Ularda xohish yo'q. Allohni xohlagani bo'ladi degan narsani to'g'ri tushunishligimiz kerak. Agar noto'g'ri tushunsak, unda murjiyalarga o'xshab qolamiz. Ba'zi bir toifalar borki, musulmonman deydi-yu, ammo kufr aqidasiga tushib qolgan. Ular aytadi, ular qadarni qabul qiladi ular. Har narsa qadar bilan taqdirda yozilgan, faqatgina Allohning aytgani bo'ladi, deydi. Bu yergacha to'g'ri. Davomida aytadiki, demak, inson shu qadarga ko'ra yashashligi majbur. Allohning irodasidan tashqariga chiqalmaydimi? Demakki, insonda iroda yo'q. Inson majburdir bunday holatda ketishga, deydi. Va orqasidan aytadilar, demakki, inson gunoh qilishlik bilan gunohkor bo'lmaydi. Chunki qadarga ko'ra bo'lyapti. Va gunohni o'zini xohishi bilan qilyap turgani yo'q, Alloh xohishi bilan qilyapti degan yana ham buzuq aqidalarga tushadi. Biz bularni to'g'ri tushunishligimiz kerak. Ya'ni Alloh ta aytganligina bo'ladi, biz aytganimiz bo'lmaydi degani, biz qadarni o'zgartira olmaymiz. Lekin bizga ixtiyor haqqi bergan Alloh taolo. Shuning uchun ulamolar aytadiki, har bir insonda tanlashlik haqqi bor. Irodai juz'iyya deyishadi, juz'i iroda. Haq bilan botil yo'li oldimizda har bir amalda ko'rinib turibdi. Har bir holatimizda yaxshi va yomon holat turibdi. Masalan, namoz vaqti keldi, yo namoz o'qiymiz yoki o'qimaymiz. Yoki bir odam qo'lida sigaret turibdi, shu sigaretni yo chekadi yoki chekmaydi. Yoki bir odam aroq mast qiladigan ichimliklar bo'lgan marosimga to'g'ri kelib qoldi, yo shu yerda o'tiradi yoki o'tirmaydi. Hammasi shunday. Butun insonning butun holatlari mana shunday. Yoki yaxshi yoki yomon, ikkalasi doim insonga ro'baro keladi. Insonga Alloh taolo shunda ixtiyor haqqi bergan. Xola yaxshi yo'lni tanla, xohlasang yomon yo'lni tanlagin.
İnsan yaxşı yolu tanlaşlı kere. Yaxşı yolu tanlasa, şu yaxşı yolu tanlagenliği için Allah Ta'ala onge mükafat verir. Ama eğer yaman yolu tanlasa, yaman yolu tanlagenliği için onu cehennemge atadı Allah Ta'ala. Çünkü bunu tanlaşlık hakkını vergenidir. Lekin şunlardan hemen Allah'ın kaderde yazılıngan. Allah'ın kaderden taşkariye çıkılmaydı. İlla ma şa'a lehum. Fakat yine Allah Ta'ala'nın mahluklariye, kullariye hahlagen nesnesi bulaz. Kullar için nimeni hahlagen bulsa Allah Ta'ala şu bulaz. Bizge Allah Ta'ala ilimde hahlagen bulsa, ilimde alışlıgimiz ve ilimge hizmet kılışlıgimiz, hakiki, Rabbani, salih, dinge katta hizmet kıyan, alimler buluşlıgimiz Allah Ta'ala hahlagen bulsa, bu buladı elbette. Onun için Allah'a sığınış gereği, yalınış gereği, Allah'tan soruş gereği bunu. Kim biradı? Eğer Allah Ta'ala bir insandı, alim buluşluğunu, ilimli buluşluğunu haklamasa, onu da atanası onu ursun, mecburlasın, kança pul vada kısın, üy vada kısın, Mercedes vada kısın, o bala beraber ilim okumaydı. Çünkü Allah Ta'ala onu alim buluşunu haklamayabdı. فَمَشَأَ لَهُمْ كَانَ Allah Ta'ala kullar için ne mene ki haklayan bursa, kâne elbette bu nasıl bulubdu. Bobdi kendiyat. Ne mene haklayan bursa elbette buluyat. وَمَا لَمْ يَشَ لَمْ يَكُنْ Allah Ta'ala kullar için ne mene haklamayan bursa, bu bulmabdi. Mene Firavun için Allah Ta'ala imanını haklamadı, imanına kelelmedi. Allah Ta'ala Asiye anamız için, Firavun'un ayalı için imanını haklayanıdı, mene Asiye anamız imandar buldular. Ve sahabeler bana Umar, Ebu Bakır, Osman, Ali bulardı alim buluştu gibi. Allah'ın dostu buluştu gibi hakla geldi. Ular Allah'ın dostu buluştu. Ebu Cahil, Ebu Lahab'larının iman sahibi, ilim sahibi buluştu gibi hakla mı geldi? Ular buluşamadı. Ya ki bana Ebu Talib, Peygamberimiz emekçisi. Allah Ta'ala ona iman ve ilim sahibi buluştu hakla mıydı? Peygamberimiz kança hakla sayan, beraber ilimsiz ve imansız halette gitti. Demek bana kullarda hakla gelmez, Allah'ın hakla geldi bularken. Yani bu meseleler ne için? Hemesi Allah'ta tanışlığımız için, Allah'ta büyüklüğü, Allah'ta sığınışımız, Allah'ta muhtaçlığımız, hançeli acizliğimiz, kolumuzun içine kemesliği, fakat yine Allah'ta bağlanışlık, fakat yine daim Allah'ta isleşlik, fakat Allah'ta süyenişlik, Allah'ta işenişlik, Allah'ta tevekkül kılıçlik, lazım ikenliğini ifade kıladı bu ibareler.